Sağlık ve Yaşam Rehberi'ne hoş geldiniz. Bu soğuk kış günlerinde sıcacık ve keyifli bir sabah dileriz. Bugün yine sağlığımıza, güzelliğimize dair her şeyi A'dan Z'ye konuşacağız. Hafta başında çok güzel bir yere konuk olduk. Ve psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerini konuştuk. Şimdi özel röportajımızı izleyelim. Herkese merhabalar. Bugün Üsküdar Üniversitesi'nin konuğuyuz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Nevzat hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ederim. Yoğun bir programınız var. Biz de size konuk olarak İnşallah gelmiş olduk. İnşallah fayda oluruz. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Tabii, bugün ne konuşuyoruz Ezgi hocam? Bugün sosyal medyanın ruh sağlığımız üzerine etkilerini konuşmak istiyoruz. Değerli hocam, sizden sosyal medya ile ilgili bilgiler alalım. Ruh sağlığımıza nasıl etki ediyor? Tabii. Bir kere sosyal medya bir teknolojidir. Teknoloji doğası gereği biz tarafsızdır. Yani teknoloji bizatihi doğası gereği tarafsızdır. Onu kullanma biçimimize göre faydalı veya zararlı olabilir. Bu nedenle sosyal medyayı hemen sanık sandalyesine oturtmamak gerekir. Onun doğru kullanılıp kullanılmamasını değerlendirmek gerekir. Yani sosyal medyayı tabii hatta ilginçtir. 2015'te İngiltere resmi olarak sosyal medya tukayları kurdu. Düşünebiliyor musun? Adı ne demek? Tukay kelimesiyle ne sosyal medyanın ne ilgisi var? Yani bu aslında bir nevi savaş argümanı olarak gördüğünü gösteriyor. Evet. Sosyal medyayı politik hedefler için kullanacağım yahut da kültürel kitleleri hedefler kullanacağım. Kitleleri değiştirmek için, manipüle etmek için kullanacağım tarzındaki bir şey var. Yani ismini bu şekilde vermesi, internette araştırdım, doğru baktım, kaynağını doğru buldum, bunu şaşırdım. Yani 2015'te bu ve büyük bir demek ki ordu, işte trollar ordusu da olabilir, şey de olabilir, doğru, yani normal propaganda da olabilir, kara propaganda da olabilir, yani gri propaganda da olabilir, her şey yapılabilir. Böyle müthiş bir, yani şu andaki yeni, yani internet ortamı şu anda her kelime bir kurşun gibi kullanılma ihtimali var. Her kelimenin bir insanın ruhuna güzel gelme ihtimali var. Her kelimenin bir insanın ruhuna zarar verme ihtimali var. Yani sosyal medya dediğimiz zaman biz evin güvenli ortamında elimizde akıllı telefon, çocuğumuz en güvensiz yerlere girebiliyor. Evet. Yaşına uygun olmayan, yani ruhsal, yani kronolojik, biyolojik yaşına uygun olmayan, ruhsal yaşına uygun olmayan zaman ve yerlerde rahatlıkla girebiliyor. Bunun için biz artık sosyal medyaya, akıllı telefonlara, yani evin açık kapısı diyoruz. Hı-hı. Yani kişi evde, güvenli, anne gözümün önünde sanıyor anne baba, ama çocuk çok güvensiz girebiliyor. Onun için medya okuryazarlığı çocuklara öğretmek, hatta erişkinlere, herkes kendine medya okuryazar olması gerekir. Çok. Eğer bunu yapmazsa sosyal medya olumsuz etkilemeye başlıyor. İlişkileri nasıl etkiliyor sosyal medya? Sosyal medya, bir söz vardır böyle, yalancı mumu yatsıya kadar yanar diye. Hı-hı. Ben onu biraz çevirdim. Yalancı mumu internete kadar yanıyor. Yani er geç çıkıyor. Evet. Bir şekilde çıkıyor. Sırf bu yüzden böyle evlilikte sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ciddi şekilde kolayca deşifre oluyorlar. Yani aslında dürüstlüğe de sosyal medyanın faydası var aslında, diyebiliriz aslında. Hı-hı. Kişi tarafları dürüstlüğe, açık, şeffaf, dürüst olmaya itiyor. Evet. Yani böyle şey, bir insan sosyal medyada bir böyle gizli bir iş yapması mümkün değil. Muhakkak sürekli bir iz kalıyor. Sürekli bir iz bırakıyor aslında. İz bırakıyor. Evet. Muhakkak dijital iz bırakıyor. Yani bu nedenle dürüst olmaya zorunlu yapıyor insanı. Yoksa hayatı allak bullak oluyor. Çünkü bir insanın en büyük, hani iş adamlarının bir sözü vardır. Para kaybederim ama güven kaybetmek istemem der böyle. Yani güven kaybettiği zaman kredibilitesi gidiyor çünkü. O zaman demek ki sosyal medyayı da dediğiniz gibi bir teknoloji ürünü ve doğru kullanımını yapmak gerekiyor. Doğru kullanmak gerekiyor. Bunun için neler önerirsiniz hocam? Yani sosyal medyada bir kişi bir hesap açtı, paylaşımlar yapıyor. Bunun doğru kullanımı nedir? Küçük yaşta ya da ileri yaşlarda nasıl kullanılması gerekir? Yani sosyal medyanın doğası gereği çok elverişli, kullanışlı ve çekici.
Müthiş çekici. Yani kitlelere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok rahat çekici yani. Şu anda çok rahatlıkla hani bir televizyona göre bile daha çekici. Yani daha rahatlıkla anında aktif iletişim oluyor. Dürtü kontrol bozukluğu olan kişilerde böyle işte mesela stres azaltma tekniği olarak giriyorlar sosyal medya insanlar. Bakıyorsun saatler geçmiş. Yani günde yapılan çalışmalar var. Günde 3 saatten fazla sosyal medyada bulunan kişilerin ruh sağlığı bozuluyor. 3 saatten fazla. Ama bu saatten daha önemlisi aslında şey, sosyal medyada kişinin nelerle ilgilendiği. Yani sosyal medya bir insan amacı vardır. O amaca yönelik sosyal medyayla zaman geçirebilir. Mesela gazetecidir, çeşitlidir. Amaca yönelik bir analiz yapmak için, bir konuyu araştırmak için saatlerce geçirebilir. Bunun sakıncası yok. Ama bu sosyal medyanın öznesi oluyorsun. Evet. Ama sosyal medyanın nesnesi olursan sosyal medya hoşuna giden bir şey çıktı. Bakıyorsun saatlerin geçmiş. Ne oluyor? Kendimizi kandırmış oluyoruz. Bir de hocam bunlarda. Bazen böyle hani sosyal medyada çok fazla zaman geçiren kişiler kendi özgür iradesiyle karar verdiklerini düşünürken aslında önlerine koyulan iki tane seçenek arasında tercih yapıyorlar. Yani aslında kendi özgür iradeleriyle de çok hareket etmediklerini düşünüyorum. Tabii. Kitlelere çok rahat ulaşılabiliyor, çok rahat etkilenebiliyor. O açıdan da hani bunu bilerek hareket edip doğru şekilde kullanmak lazım. Peki olumsuz yönleri nelerdir? Yani tabii. Sosyal medyada nasıl olumsuz etkileniyoruz? Olumsuz, tabii. Bunun, sosyal medya bunun için, bu politik psikolojiyle uğraşanlar gönüllü emperyalizm diyorlar. Yani kişi kendini gönüllü olarak satıyoruz. Oradaki satılanlara, evet. Reklamlara vesaire her şeyin etkisinde kalıp kendinin kültürünü değiştiriyor. Çok ve doğru. Kültürel olarak yönetiliyor kişiler. Yani güç elinde olanlar, sosyal medyada olanlar. Çok yakın arkadaşımıza bile söylemediğimiz bilgileri aslında istemeden şeyde paylaşıyoruz zaten. Tüm bilgilerimizi veriyoruz. Yani tüm kişisel bilgilerimiz, hayatımızla ilgili geçirdiğimiz şeyler, dönemler, tabii. zamanlar hepsi orada. Bunda tabii ki dikkatli bir şekilde kullanmakta fayda var. Çünkü tabii. bizi bizden daha iyi tanıyor aslında. Algoritmalar yönetiyor. Ve hayatımızı aslında yönlendiriyor. Tabii ki yani yapay zekayla kişinin en çok girdiği konular neyse onunla ilgili anahtar kelimelerden size o hiç istemediğiniz halde ilgi alanınızı yakalıyor, oradan haber gönderiyor. Hatta bununla ilgili arama motorlarında ikna laboratuvarı kurulmuş. İnsanlar üzerinde de bu da bir pazar. Yani Instagram'da da biz kendi yaptığımız işleri doğruya koyarak insanları bir şekilde iletişim kurmaya itiyoruz. Ama tabii bazı kişileri de olumsuz yönde etkileyebiliyor bu paylaşımlar. Yani estetik açıdan, medikal açıdan, sağlık açısından sosyal medyanın kullanımını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii yani sağlık açısından sosyal medyanın kullanımı yani kişi özellikle böyle ergenlerde çok en çok etkilenen şu anda ergenler sosyal medya kurbanı oldular. Evet. Yani gerçekten sırf o yüzden birçok ergenlerde aileler feryat içerisinde neslimiz kayboluyor diye. Ama bu sadece Türkiye'de küresel olarak olan bir şey. Yani şu anda hiç biz görmediğimiz kadar ergen hastaneye yatırıyoruz. Evet. Yatırmak zorunda kalıyoruz. Polis anneyi babasını ihbar eden, anne babaya bıçak çeken. Ve bu sosyal medyanın buradaki tabii reklam gücü çok önemli. Tanıtım gücü çok önemli. Orada da doğru olanlar biraz yavaş etki ediyor ama sürdürülebilir oluyorlar. Doğru olmayanlar bir saman alevi gibi bir propaganda yapıyorlar. Etkiliyorlar insanı. Fakat sürdürülebilir olmadığı için pas diye sonunu dağılıp gidiyorlar. Onun için burada sosyal medyayı kullanacaklar yani reklam verenlerin de dikkat etmesi gereken böyle açık, şeffaf, dürüst ilanlar vererek sürdürülebilir olmayı sağlamak. Böyle bir anlık böyle çekici şeyler değil, içini doldurabileceğimiz savunmalar veya bilgilendirmeler yapabilmek önemli. Bu çağda tabii görünürlük önemli. Yani görünürlük önemli olduğu için çok kaliteli bir iş yapıyorsun ama görünür değilsen sınırlı kalırsın. Evet. Görünür olmak ama kaliteli işin görünür olmasını sağlamak gerekiyor. Doğru bilgiyi ulaştırabileceğimiz kitleyi tabii ki sosyal medya gerekiyor. Yani bu sosyal medyanın olumlu kullanımı bu. Olumsuz kullanımı da yani özellikle dedim kurbanlar çocuklar dedik ve aile içerisinde insan ilişkilerini çok etki ediyor. Sizin de vurguladığınız gibi insan ilişkilerinde güveni zayıflatıyor. Evet. Yani güven insan ilişkilerinde özellikle sosyal medyanın böyle duygu durum bozukluğu olan bipolar olan hasta
o şeye duyguları duygu regülasyonu yapamıyorlar zaten hastalığın etkisiyle. Hı hı. Yani iyi kötü doğru yanlış diye ilgi gösterene aşık oluveriyorlar mesela. Çok o, yalnızlaştırıyor aslında çok, da bir evet. yandan. Yani çok kişiyle iletişimdesiniz ama çok da yalnızsınız bir yandan. Mesela evlilikte de iyi gitmiyorsa ya da eşini çok soğuk bir adamsa ya da tersi de olabilir. Böyle bir durum genellikle erkekler olduğu için ben hani adam diyorum. Yani öyleyse bir müddet sonra kadın yalnız hissediyor, hı hı. mutsuz hissediyor, depresyona giriyor. Depresyona girince de şeye açık oluyor, hata yapmaya açık oluyor. Hı hı. Açık oluyor, rahatlıkla sosyal medyada ulaşılabilir böyle. Normalde ulaşılmayacak kişiye ulaşıyor, başı derde giriyor çok. Hı hı. Ve evlilikteki güven ilişkisine zarar veriyor. Yani bu şeyin aile içi şiddetin artmasının, yani biz Türkiye'de kadına yönelik şiddet diye geçiyor ama gelişmiş ülkelerde domestik şiddet diye geçiyor yani ev içi şiddet diye geçiyor. Yani ev içi şiddet mesela Amerika'da acillere başvuran vakaların %17'si ev içi şiddetten. %17 ya çok yüksek. Çok evet. Ya %17. Çünkü ilişkiyi temelinden sarsıyor. Güven duygusu. Güven zayıfladığı için insanlar evinedir güvenli alan olması lazım. Evet. Eve geldiği zaman kişi kendini fırtınada sığınılacak bir liman gibi görmesi lazım. Böyle bir duyguyu yok ediyor güven ilişkisi. Çünkü evin açık kapısı gibi olunca hani giren çıkan belli değil gibi bir durum oluyor. Güveni zayıflatıyor ama kaliteli beraberlikler de olmuyor bu. Onun için çözümü de nedir dedik? Aileyi de kaliteli beraberlik yapmak. Çocuklarla daha çok zaman geçirmek. Eşle daha çok zaman geçirmek. Yani az bile zamanınız olsa onu kaliteli geçirmek. Evet. Nitelikli beraberlik dediğimiz. Böyle olanlarda sosyal medyanın etkisi daha zayıf oluyor, daha az oluyor. Olsa bile problem çözülebiliyor. Erken fark ediliyor çünkü. Aile içi iletişim sağlıklı olduğu için bir şeyler yanlış gidiyorsa hemen fark ediliyor. Bu çözüm kolay oluyor böyle durumlarda. Onun için biz burada işte sosyal medya şöyle kötüdür, böyle kötüdür demek yerine hani karanlık şöyle kötüdür demek yerine bir mum yakmak gibi sosyal medyayı iyi ve doğru amaçla kullanın diyoruz. Yani sosyal medyadan kaçırın, yasaklayın değil. Sosyal medyayı mesela öğrenci ders çalışmak amacıyla, bir kişi mesleğindeki bilgileri kullanmak amacıyla yapsın. Yani sosyal medyaya girdiği zaman yani böyle bir bakmış bir şeylere kaptırmış gibi oluyor kendini. O anda diyecek ki ya ben ne için girmiştim diyecek, şu için. O zaman hemen hayır diyecek, amacına yönelecek. Yani dürtü kontrollü çalışıyoruz öyle kişilere. Amacı olmayan bir kişiler sosyal medyanın kurban oluyorlar. Hayatta amacı olmayan, hem günü planlayamayan, geleceği planlayamayan, daha sonra yaşam felsefesi yanlış olan kişiler. Mesela yaşam felsefesi haz odaklı kişiler var. Çok hoşuma giden iyidir, hoşuma gitmeyen kötüdür. Çıkarımı olan iyidir, çıkarımı olmayan kötüdür diye maalesef modernizmin öğrettiği bir şey var şu anda. Bir yaşam felsefesi var. Şu an bu yaşam felsefesi 3. nesil psikoterapileriyle değiştirilmeye başlandı dünyada. Pozitif psikoloji tarzında bir akımlar başladı. Şu anda ABD'de okulların çoğunda mindfulness teknikleriyle kişiye kendini aşan amaçların olması, yaşam stratejisinin merkezine kişinin çıkarı, hazları değil, insanlara faydalı olmaya, topluma faydalı olmaya, kolektif, hayatın sonunda iyi insan olmaya, hedefe göstermek gibi soyut hedefleri olan insanlar böyle zevk tuzaklarına düşmüyorlar. Zevk tuzağı sunuyor bize, çok kolay. Evet. Bir de hocam sosyal medya birazcık da yalan bir dünya. Yani herkes böyle, herkes mutlu, herkes çok iyi, herkes kendi hayatının en üst düzeyini yaşıyor gibi gösteriliyor. Bu da insanlarda sanırım, takip eden insanlarda da biraz depresif kişilik bozukluğuna da neden olabiliyor. İşte, sahte tamamen. Evet. Vitrinler dolu, gönüller boş diye bir söz var ya, aynen öyle. Yani görünüşü çok şey, yaldızlı, çekici ama arka planda bir şey yok. İçine girdiğin zaman ne kadar sahteymiş diyorsun, ne kadar yanlışmış diyorsun ama birçok bedel ödüyorsun tabii. Evet. Yani bunun için özellikle çok etkileniyor gençler evet. ve böyle bazı mizaçlar da çok etkileniyor. Bunlar işte böyle şey A tipi dediğimiz aceleci, sabırsız kişiler vardır. Bir an önce olsun, yani hemen olsun. Tıpta vardır böyle hani. Hatta bu A tipi kişilikler stres yönetemeyen kişiliklerdir. Aceleci, sabırsız, pervasızdırlar. Bir kardiyologla bir kadın doğumcunun bir hikayesi vardır. Böyle bu literatüre girmiş. Bir kadın doğumcu kardiyolog arkadaşını ziyarete gidiyor. Bakıyor ki koltuğun hep kenarları böyle koparmış.
Ya bu kendisine gelen hastalarda yok öyle bir şey. Gayet şey koltukları. Ya ben her sene koltukları değiştiriyorum diyor kardiyolog. Sonra onun üzerine bir merak uyandırıyor, araştırıyor. Ona gelen, kardiyolojiye gelen hastalar böyle aceleci, sabırsız, kıpır kıpır. Böyle hipertimik dediğimiz hani A tipi kişilik böyle. Evet. Sonunu düşünmeden hareket eden, aklına ilk geleni yapan. Hemen olsun diye. Onlar böyle duyguları hep kaygılı kişiler. Kaygılı kişilerde kalp ritim, damar direnci artıyor. Sistemik sempatik aktivasyon oluyor onlarda. Sempatik sinir sistemi çok kullandıkları için kaygılı, gergin, nabız hızlı, damar direnci artmış, fibromiyaljisi var, işte mide bağırsak spazmları var. Bu kısa bir süre olursa parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Rahatla, gevşe, tehlike geçti diyor. Ama onlar devamlı, bir de modernizm de, kapital sistem de bizi devamlı şeye teşvik ediyor. Devamlı şey hızlı hızlı yaşaya, haz ve hızı teşvik sanki ediyor. Sanki hep yetersizlik hissi de uyandırıyor. Aynen öyle, çok güzel söylediniz. Ve hani beklenti seviyesi yükseltiyor. Beklenti seviyesi yüksek. Rekabet var. Ne oluyor? Yani normalde insanlığı düşündüğün zaman, mesela ilk çağda yaşayan insanlığı düşündüğün zaman senede yani 3-5 defa aslanla masanla karşılaşırsa o kadar korku hisseder. Evet. Şimdi her gün trafikte aynı şeyi yaşıyorsun. Evet. Maalesef. Yaşıyorsun. Doğru. Yani böyle bir stres yükünün altındayız. Yani bunu stresi yönetmek daha zor bu zamanda. Ama bunun bedelini, ama diyorlar işte kapitalizm önce hasta ediyor sonra tedavi etmeye çalışıyor. Hocam, bu da bir pazar sonuçta. Pazar. Dediğiniz doğru gibi ilaç sektörleri de bunu yönetiyorlar. Doğru. Bak estetik alanda çok şey var. Sosyal medyanın çok etkisi var. Hocam, yani son bir olarak hani gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hani sosyal medya kullanımı ile ilgili. Hani bu sohbetin en son bir mesaj içerik olarak. Yani sosyal medyada kendisiyle barışık olan kişiler sosyal medyada tuzağa düşmüyorlar. Kendisiyle barışık olmak kendilerine uğrunda yorulacak, emek verilecek, çile çekilecek, terlenecek bir amaçlarının olsun. Kolaycı olmasınlar. Kolaycı olanlar sosyal medya tuzağına düşüyorlar çok. Kolaycı olmasınlar çünkü hayatta büyük hedeflere, büyük işlere hep böyle çiçekli yollardan geçilmiyor, taşlı yollardan geçiliyor. Biraz rahmet edelim, sonu iyi oluyor. Evet. Sosyal medya kısa vadeli mutluluk veriyor. Ama gerçek mutluluk orta ve uzun vadeli mutluluktur. Orta ve uzun vadeli mutluluğu hedeflesinler. Zevk tuzaklarına düşmesinler. Kendileri barışık olmaları. Yani iç güzel, bir mesela diyelim bir insanı sevimli, güzel yapan onun fiziksel görünümünden çok iç güzelliğidir, karakteridir, kişiliğidir. Bu dengeyi sağlasınlar. Bunu söyleyebilmek. Ve böyle olursa da zaten yani yaptıkları işten haz alıyorlar. Hani Konfüçyüs'ün bir sözü var. Ya sen çok çalışıyorsun, hiç boş durduğunu görmüyor senin diyor. Ben çalışmıyorum ki, sevdiğim bir şey yapıyorum demiş. Tam onu diyecektim hocam. Ben başarılı olmuş hayatta yani kişilere baktığımda çok küçük yaşlarda bir tutku sahibi oluyorlar. Tutkulu oldukları şey üzerinde de çalışırken aslında çok çalışmıyorlar. Ondan zevk aldığı için zamanını onunla geçiriyor ve başarıya da bu şekilde ulaşıyor. Belki anne babalara da şu mesajı da iletmek lazım. Çocuklara tutku duyabilecekleri bir alanı seçmeleri ve o doğrultuda da yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Sizin anne babalara da mesajınız yani var mı? Ego ideali olması lazım çocuğun. Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Gelecekteki hedefim ne? Yani diyelim şu mesleğim olsun, şu evim olsun, arabam olsun. Bunlar tabii önemli ama bunlar ara hedefler. Evet. Ana hedef nesil? İyi bir insan olmak gibi bir ana hedefi olursa bir insanın böyle durumlarda büyük hatalar yapmıyor. Yanlış böyle tuzaklara, bazı böyle baştan çıkarıcı kişilerin oyunlarına gelmemiş oluyor. Öyle olsun ve ama çocuklarını ideal bir anne baba, çocuğu mutlu etmeye çalışan anne baba değil, çocuğu hayata hazırlayan anne babadır. Evet. Bu nedenle onun bazı zorlukları yaşayıp aşmasına fırsat tanıması gerekiyor. Hata yapma hakkı var çocuğun çünkü. Evet. Şu helikopter anneler deniyor sanırım hocam. Öyle bir terim şimdi var. Drone diyoruz artık. Drone yani çocuk her zorlukla karşılaştığında önünü yetişiyor. Açan bir anne baba modeli yani. Aslında çok da çocuğa bu zamanın en büyük, yani geçmiş kuşaklar böyle yokluklar içerisinde olgunlaşıyordu. Şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmak durumunda. O da zor. Çok zor. Daha zor. Her şey kolayken niye zahmet çeksin ki? Yani evet. Bu nedenle o daha zor ama burada anne babanın yetiştirirken onu
böyle muhakkak böyle hafta sonlarından tutun da yaz tatillerine tutun da onu belli bir 10 yaşından önce ama bunu yapacak. Hı-hı. 10 yaşından sonra yaparsa çok geçmiş zor. Olsun. Geçmiş olsun. 10 yaşına kadar çocuğa sorumluluk duygusunu, hayatla ilgili Hı-hı. sorumluluk duygusunu öğretecek. Yani çocuğu korkuyla büyütürseniz o anda yapar yapar ama özgürlüğünü aldığı zaman tam tersini yapar. Hı-hı. Ama çocuğu sorumlulukla büyütürseniz çocuk böyle durumlarda yani kendi sorumluluğunu bilir. Hata yapmayla ilgili iç normlar geliştirmiş olur. Hı hı. Ama asıl ideal olan çocuk yetiştirmek, evrensel değerlerle çocuk yetiştirmek. Böyle sözünde durmak, dürüst olmak, sadece kendi çıkarını değil yaşadığın ülkenin, insanlığın çıkarını da düşünmek gibi evrensel değerlerle birlikte yetiştirirse ideal olur. Evet. Yani bizim doğu kültürleri maalesef korku kültürü, korkutarak öğretiyoruz. Şu hı hı. özgürlük çağında korkuyla yetiştirilen çocuklar rahatlıkla bu sefer ilk özgürlükte aynen. kabak çiçeği gibi affedersin açılıyorlar. Doğru. Yani birçok hata yapmaya başlıyorlar. Doğru. Böyle bir birey yetiştirdiğimizde de aslında toplumu biz dinamik temelden değiştirmiş oluyoruz. Yani daha iyi bir topluma da yol vermiş tabii oluyoruz. Tabii yani insanlığa hizmet, gelişiyor. İnsanlığa evet. yapılacak bir yatırımdır bu. Evet. Yani evet. en görünmeyen yatırımdır. Yani iyi bir iş adamı olmaktan daha mı önemsiz iyi bir çocuk yetiştirmek? Kesinlikle. Bin kat değil. Daha tabii daha önemli yani. İyi insan. Tabii yetiştirmek. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, rica ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Estağfurullah. Faydalı olduysa. Bugün Nevzat hocamızın misafirliğindeydik. Bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Çok da güzel bir sohbet oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür rica ederiz hocam. Estağfurullah. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar. Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler çok kıymetliydi. Çok güzel bir yayın oldu. Şimdi sıra bizde. Barış Keklik. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Keyifli bir sohbetin ardından şimdi size de daha keyifli bir sohbete hazırız. Evet. Önce ben sana sorayım. Okey, bekliyorum. Bugün sana liposuction sormak istiyorum. Liposuction nedir? Şimdi liposuction aslında İngilizce kökeninden belli. Lipo yağ, suction da emme demek. Yani aslında bir yağ emme işlemi yapıyoruz. Bunu biz cihazlar var, vakumlu bir cihaz. O cihazlarla kanüllerimiz var, ince kanüller var. İşte kalınlıkları değişebiliyor bölgesine göre. O kanüllerle ciltte küçük kesiler yapıyoruz. Çok minik kesiler yapıyoruz. O kesilerden o kanülleri yağlı bölgenin içerisine el yordamıyla iterek çekerek oradaki yağ dokusunu aslında aspire ederek uzaklaştırıyoruz. Esas olayın mantığı bu. Şimdi vücudumuzda istenmeyen bölgelerde yağlarımız oluyor. İşte ne gibi mesela herkesin birazcık farklı da olabiliyor bölgesel yağlanması. Kiminin işte kol bölgesi daha kalındır. Orada yağ birikimi daha fazladır. Kiminin gıdı bölgesinde yağ birikimi daha fazladır. Kimisi karın bölgesi ve bel çevresi daha fazla yağlıdır. Kimisinin karın bölgesi çok inceyken basen bölgesi geniştir. Orada yağlanması vardır. Bacak iç kısmında yağlanması vardır. Diz altında baldır kısmında yağlanmalar olabilir. Yani bölgesel yağlanmalar istenmeyen yağların uzaklaştırılmasını sağlayabilmek adına bu kanüllerle yaptığımız aspirasyon işlemine biz liposuction diyoruz. Peki liposuction her hasta için uygun mu? Evet onu diyeceğim. Yani liposuction bir kilo verme yöntemi mi? Değil. Tabii ki değil. Öncelikle biz bu ameliyatı kontür vermek amaçlı yapıyoruz. Yani hani hastamız çok kiloluysa hadi alalım elimize aspiratörü. Biz bu fazla yağlardan kurtulalım. Hem kilo vermiş olalım hem de zayıflamış olalım dersek yanlış bir iş yapmış oluruz. Çünkü burada bir sınırımız var. Yani vücut ağırlığının %10'unu geçemiyoruz. %10'unu geçtiğimizde aslında çok yüksek miktarda bir dokuyu almış oluyoruz. O da ciddi metabolik rahatsızlıklara, elektrolit dengesizliklerine yani aniden bir doku kaybı olduğu için ciddi bir kan kaybına da neden olabiliyor. Bu ciddi bir travma anlamına geliyor. Bu da tabii ki ilerleyen dönemlerde çok ciddi komplikasyonlar, ölüme kadar giden sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Peki kimlere yapabiliyoruz? Öncelikle bir sporunu yapan, sağlıklı kişilerde, bölgesel yağlanması olan kişilerde o bölgelerdeki yağları uzaklaştırıp vücuda kontür verebilmek amaçlı belirli bölgelerdeki yağları liposuction yöntemiyle uzaklaştırıyoruz. Tabii bunda bazı kriterler de var. Şimdi hastanın bölgesel yağlanması vardır. Kilosu da işte normal kilolarına yakındır ama çok aşırı kilo alıp vermiştir. Doğum yapmıştır. Ya da cilt yapısı genetik olarak çok yumuşaktır. Yani çok kaliteli bir cilt yapısı yoktur. Bu kişilerde liposuction yapamıyoruz. O kişilerde yağları uzaklaştırdığımızda ciltte daha fazla sarkma ortaya çıkacağı için o kişilerde eğer liposuction yapıyorsak
germe ameliyatlarıyla birlikte kombin yapmamız gerekiyor. Ama genç hasta çok aşırı kilosu yok, bölgesel yağlanması var, cilt kalitesi güzel. Dediğim gibi göbek çevresi, bel çevresi, basen kısmından rahatsız. O bölgeleri biz anestezi altında, o bölgeye birazcık sıvı veriyoruz. Sıvı vermemizin nedeni, biz buna tümesen diyoruz. Yani ıslak bir liposuction yapıyoruz. Önce o sıvıyla o bölgelerde hem lokal anestezi etkisinden yararlanmış oluyoruz, hem de en önemlisi o bölgenin kanama problemlerini engellemeye çalışıyoruz. O sıvıyı verdikten sonra 10 dakika kadar bekliyoruz. Etkisini gösteriyor. Damarlar büzüşüyor. Artık kansız yağları oradan uzaklaştırma şansımız oluyor. Tabii ki sonuçta bir liposuction yöntemi travmatik bir yöntem olduğu için yağlar uzaklaştıktan sonra cilt altında kalan dokularda ufak bir kanama olabiliyor. Bunun için de bazen diren koyarak oradaki sıvı ve kanı o bölgeden uzaklaştırabiliyoruz. Bu işlemlerden sonra da hastalarımız 6 hafta kadar bir korse giyiyorlar. Bu korsede giyme amacımız orayı sıkı tutarak cilt altıyla kas arasındaki aldığımız yağların o bölgede sıkılaştırılıp daha güzel bir kontür sağlaması, kontürünü vermesini sağlamak. Şimdi biraz önce bir konudan bahsettim. Ben de hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi dedik ya, hani eğer yaş ileriyse, cilt sarkıksa o zaman germe de gerekiyor ve liposuction yetmiyor. Tek başına da çok başarılı olmayabilir. O zaman mesela bölgesel yağlanması olan, yani yapısı olarak simit dediğimiz mesela karın çevresinde ya da ayva göbeği çok belirgin olan kişiler vardır. Kimilerinde de iç bacaklar gerçekten sürtünür yani yürürken. Hani normaldir her yer ama orası fazladır. Yani böyle hani bazılarımızın gerçekten vücudunda belli yerlerde fazla yağlanma var. O zaman bu kişiler aslında çok da yaşlanmayı beklemeden bu ameliyatı olurlarsa daha iyi sonuç alır diyebilir miyiz? Kesinlikle doğru. Yani cilt kalitesi çok bozulmadan, aşırı kilo alıp vermemiş, cilt kalitesini bozmamış kişilerde eğer spor da yapıyorsa, ki bu şeyi de koruyabilmek adına, liposuction sonrası vücut verdiğimiz vücut kontrolünü koruyabilmek adına hastanın yaşam tarzında da değişiklik yapması gerekiyor. İşte cips tarzı, sağlıksız besinler, yağlı gıdalar ya da karbonhidrattan çok zengin gıdalarla beslenmemesi gerekiyor. Alkol tüketmemesi gerekiyor. Yine aslında sigara kullanımını kullanıyorsa azaltması ya da kesmesi gerekiyor. Bununla birlikte de spor yaparak yarattığımız görseli, kontürü koruması gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Kas üzerindeki, aslında ciltle arasındaki yağ tabakasına bir yandan şekil veriyoruz. Tamamen yağları uzaklaştırmıyoruz aslında. Evet. Bir kısım yağı da bırakıyoruz. Çünkü tamamen yağsızlaşmış bir cilt, siz de takdir edersiniz ki o kumaş kalitesini çok kaybeder. Tamamen yağdan arındırmak istemiyoruz ama belli bölgelerde cilt altındaki yağı tamamen alarak o bölgeye kas görüntüsü verebiliyoruz. Ve bunu koruyabilmesi için de spor yaparak aslında alttaki kasları aktif tutup onun ciltle olan bağını da kuvvetlendirmesi gerekiyor. O zaman gerçekten uzun dönem kalan çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama tabii ki yaşlanmayla birlikte cilt kalitemiz azalıyor. Onu koruyucu başka yöntemler de yapılabilir. Şimdi liposuction yaptığımız bazı hastalarda arada kaldığımız kişilerde, işte yani liposuction yaparım ama bu liposuction'dan sonra cilt kalitesi birazcık bozulup sarkma olabilir. Ama germe de yapılmaz bu hastaya. Yani kesi yapmak da istemediğimiz kişilerde işte o zaman teknolojik cihazlar yardımımıza yetişiyor. Bunlar nedir işte? Lazer tedavileri. Bazen liposuction ameliyatlarında ultrasonik enerjiyi kullanarak yağları eritip ciltte de bir sıkılaşma sağlayarak liposuction sonrası dönemde çok daha iyi sonuç almamızı sağlayan teknolojileri kullanabiliyoruz. J-plazma dediğimiz son dönemde yaygın olan aslında bir plazma enerjisi yine cilt altına verilerek cilt altıyla kas arasındaki dokunun orada plazma enerjisiyle yakılıp sıkılaşma sağlaması, özellikle kol bölgesinde çok kullandığımız bir yöntem. Çünkü kolda biz liposuction yaptığımızda o sarkık görüntüyü gideremiyoruz. Evet. Yani yağı uzaklaştırıyoruz ama bu enerji bazlı cihazlarla cilt altında bir kontrollü bir yanık oluşturuyoruz bir nevi. Oradaki kolajen dokusunu da arttırarak iyileşme süreci geçtikten sonra orada ciddi bir sıkılaşma da görebiliyoruz. Böylece işte bacak içi, kol bölgesi gibi, karın bölgesi gibi böyle çok böyle sarkmaya yatkın kısımlarında liposuction sonrası sıkılaştırma yapabiliyoruz. Tedavi olarak da liposuction sonrası lenfatik drenaj çok önemli. Bununla ilgili de cihazlar var. Ya hemen şurada bir karışıklık olmasın, izleyiciler açısından söylemek istiyorum.
bahsettiğiniz teknolojik cihazlar ameliyatta yardım aldığınız cihazlar. Tabii. Öyle hani dışarıdan yapılan bazı işte masaj cihazları var, efendim güzel radyo frekans enerjili cihazlar vesaire de var ama sizin bahsettikleriniz daha girişimsel ameliyatta yapılan. Bunlar birazcık daha agresif ve ameliyatta yapmamız gereken uygulamalar ama dediğiniz gibi bu uygulamalar yapıldı. Bunu koruyabilmek adına da işte radyo frekans cihazları klinik ortamlarında ya da küçük bir bölge, gıdı bölgesi mesela çok büyük bir ameliyat gerekmiyor. Biz aspire de edebiliyoruz. Bu bölgeyi tamamen gıdı bölgesini uyuşturup orada liposuction yaptıktan sonra o bölgenin sıkılaşmasını sağlamak amaçlı radyo frekans iğneli yöntemler, altın iğne yöntemlerini de ciltte sıkılaştırma sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Şimdi bazı hastalarda doğum yapmış, yağ fazlası yok, kilosunu korumuş doğumdan sonra ama böyle göbek bölgesinde hafif bir gevşeme var, çatlaklıklar oluşmuş. Germe yapsan olmaz, liposuction'a uygun değil, zayıf hasta. O kişilerde de altın iğne yöntemiyle ciltte sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi yani hasta bazı değerlendirmek lazım. Liposuction her hasta için uygun bir tedavi yöntemi değil. Kilo vermek amaçlı kullanılmaması lazım. Yaptığımız bölgede cilt kalitesi çok önemli. Sonrasında hastanın kilosunu koruması, verdiğimiz vücut kontrolünü koruması, sporunu yapması, yaşam şeklini değiştirmesi çok önemli. Bunlara uyum sağladığımızda yaptığımız tedavileri en iyi sonucu alabiliyoruz. Peki mesela hani çok aşırı kilolu hastalarda kilo verme yöntemi değil dedik ya ama birazcık kilo verse mesela öyle kilo verip gelin, şu kadar kilo verip gelin dediğiniz hastalar var mı? Tabii ki şimdi ideal kiloya yakın bir kilo olduğunda belirli bölgelerde yağ depolanmasından da kurtulamıyorsa inatçı bölgeler varsa işte basen, bel çevresi gibi ya da işte kol gibi, gıdı gibi bölgelerde hasta zayıflıyor, ideal kiloya yakın bir kiloya geliyor. Zayıflamış da oluyor ama işte o bölgesel artık genetik olarak kendisiyle alışmış bir yağ dokusunda uzaklaştıramıyor ne kadar spor yaparsa yapsın. Biz de o bölgede destek olarak çok fazla abartmamak şartıyla, cildi de çok böyle boşaltmamak şartıyla liposuction'dan fayda sağlayabiliyoruz. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı aklınıza takılan liposuction'la ilgili başka bir konu? Yani benim yok ama sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi tabii liposuction bir vücut şekil verme yöntemi, kontür verme yöntemi olduğu için hani sadece bir bölgeden yağı uzaklaştırmak bazen çözüm olmayabiliyor. Onda şimdi son dönemde yere... evet yani son dönemde yaygın uygulamaları var. Biliyorsunuz BBL diye geçiyor işte Brezilya poposu. Bence talihsiz bir ameliyat ismi. Çünkü bu bir vücut şekillendirme ameliyatı. Sadece popoyla konsantre olmamak lazım. İşte bel çevresinde yaptığımız liposuction sonrası o yağlar çok kıymetli yağlar. O yağların bir yerde toplanıp eğer popoda bir düşüklük varsa ya da bazılarının işte üst bedeni işte armut tipi dediğimiz yani özellikle göbek çevresinde yağ birikimi olup alt bacakların çok ince olduğu, poponun çok küçük olduğu kısımlarda o bölgeyi alsak da bir harmoni yaratamayabiliyoruz, bir kontrol yaratamayabiliyoruz. İşte o yağları popoya enjekte edebiliyoruz. Erkeklerde bazen liposuction sonrası özellikle göğüs bölgesi bazıları çalışamayabilir, çok ağır spor yapamayabilir ama göğsün üst kısmına enjekte ederek orada bir kaslı göğüs görüntüsü yaratmak olabilir. Kandırıyorsunuz insanları. Evet yani biliyorsunuz hani ünlüler de yaptırıyor şu anda. Evet. Hızlıca kaslı bir görüntüye kavuşuyorlar. Kolda da mı? Kolda da aynı şekilde işte kaslı bir görüntü. Oradaki ben yağları şekillendirip deltoid dediğimiz kasa içerisine yağ enjeksiyonu yaparak daha böyle kaslı bir görüntü verebiliyoruz. O açıdan karın, onu biliyorum. Karını zaten biliyorsunuz bu işte şey high def dediğimiz yüksek böyle definisyon verdiğimiz liposuction yöntemleri, cihazları kullandığımız. Karın kasları. Evet. Teknolojiden yardım aldığımız işlemler var. Birazcık da onu koruyabilmesi için de sonrasında spor önemli tabii ki. Evet. Yani aslında liposuction yaptım bitti. Oh, I'm really good luck. Yok, yemeğe değil. Devam. Hatta tam tersi yok. Yemeğe devam edilir. Spor yapılmazsa çok daha kötü bir sonuçla da karşılaşılabilir. Düzensizlik oluşabilir. Çünkü bazı bölgelerden yağı sıfırlıyoruz. Diğer bölgelerde yağı koruyoruz ama o koruduğumuz bölgelerde yağlar arttığında korumadığımız bölgelerle uyum bozulabilir. İşte o zaman da hani faydadan çok zarar da görebiliriz. O yüzden yaşam şekli çok önemli. Ben bana gelen hastalarıma muhakkak diyorum ki spora alışık mısınız? Düzenli spor yapıyor musunuz? Ona göre korumamız lazım diyorum. Ama burada kesinlikle şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi işte liposuction ameliyatı olursam sonrasında kilo alırsam çok daha kötü oluyormuş deyip de
Hani böyle kendine güvenmeyen hastalara şu an sesleniyorum. Kesinlikle sonrasında inanılmaz bir motivasyon oluyor. Onu da çok görüyoruz yani. Bir kere gerçekten kilo almak daha zor oluyor. Tabii çünkü oradan inatçı bir... yağ bölgelerinde evet. gitmiyor. Orası gitmez. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bir de oradan bir yağı aldığınızda orada zaten kilo alsanız da şişecek bir şey yok. Daha zor kilo alınıyor. Ve bu bir motivasyon olduğu için kişiler de çok daha iyi sporlu, işte dengeli beslendikleri bir yaşama çok daha kolay adapte oluyorlar. Aslında işte hastayla kolay bunu, böyle bir hastayla bunu konuşmak lazım. Yani hani bu niyetli olan işte spora başlamış, yaşamını düzenlemiş ama bir türlü inatçı yağlarının da gitmediği kişilerde gerçekten sihirli bir dokunuş oluyor. Hasta da o motivasyonda varsa dediğiniz gibi hemen sonuca ulaştığında kendini çok daha iyi hissedip onu da daha çok korumaya yönlenebiliyor. Ama dediğim gibi hani ben kilo aldım. Hadi bu sene çok yedik. Biraz liposuction yaptırayım da gelecek sene de devam ederim bu yaşama derseniz tabii ki hem sonuç kötü olur. İstediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Hem de sağlığımızdan oluruz. Sonuçta bir cerrahi, riskleri barındıran bir cerrahi. Siz sağlığınıza dikkat etmezseniz bu ameliyatta da riskler yüksek olabiliyor. Biliyorsunuz bu popoya yağ enjeksiyonu gibi ameliyatlarda da ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor. Bunun nedeni aslında hastanın hareketsiz olması, kilolu olması sigara gibi, içiyor. Sigara içiyor olması. Yani hani bunlara siz dikkat etmediğinizde ameliyattaki komplikasyon oranlarını ve riskleri de çok artırmış oluyorsunuz. Evet. O yüzden hani en önemlisi bu motivasyonu sağlayan kişilerde hasta doktor iletişiminin iyi olup en uygun tedavi seçeneğini uygulamak. Evet, şimdi liposuction'ı bize çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sıra sizde sanırım. Sanırım sıra bende. Siz de neden anlatacaksınız Ezgi Hocam? Bize mesela biz çoğu uygulamayı yapıyoruz. Mesela yüze yağ enjeksiyonu yapıyoruz, yüzü gençleştiriyoruz, mezoterapi yapıyoruz ama şimdi bazı bölgelerimizde bizi aslında ele veriyor. Yüzümüz çok genç kalabiliyor ama dekolte bölgesi gibi, el üstü gibi kısımlar bazen yaşımızı ele verebiliyor. Buralara ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Bahsedebilirim. Şimdi aldım. Liposuction dedin, gıdı dedin. Şimdi gıdıdan ilerlemek istiyorum. Okey, oradan giriş yapalım. Yani boyun dediğimiz kısımda gıdı da var. Gıdı bölgesi de var. Gıdı en çok problem yaşanan bölgelerden bir tanesi. Yağlandığı zaman ya da bölgesel bir yağ olduğu zaman kişi zayıf bile olsa kişiyi daha kilolu gösteriyor. Ve yaş ilerledikçe buradaki yağ yer çekimine maruz kalarak sımas dediğimiz cilt altındaki dokunun sarkmasına sebep oluyor. Ve burası sarktığı zaman siz her ne kadar yüze, cilt kalitesine dikkat etseniz bile böyle sarkık bir gıdı görüntüsüyle hiçbir şekilde daha enerjik, daha genç bir görünüm elde edemiyorsunuz. Bir kere eğer burada gerçekten cilt altı yağ dokusu fazlaysa liposuction'ı ben öneriyorum kesinlikle. Ben biraz korkarak yapıyorum gıdı bölgesinde. Yani çok agresif bir liposuction yaptığınızda da kötü sonuçlar oluyor çünkü. Evet, çünkü o aslında bu 20'li yaşlarda yapıldığı zaman çok iyi toparlayabildiği halde 30'lu 40'lı yaşlardan sonra cilt kalitesini de azalttığı, bozduğu için çünkü içini boşaltıyorsunuz ve cilt sarkık oluyor. O zaman dediğiniz gibi daha da kötü bir görüntüye sebep oluyor. O yüzden genç yaşlarda yapılabiliyorsa eğer o bölgede uygun yerinde bir liposuction'la gerçekten bunu elde edebiliyoruz. Ama bazı kişiler hiç ameliyata sıcak bakmıyor. Ameliyat olmayı kesinlikle en başından reddediyor. O zaman biz buradaki gıdı görüntüsünü nasıl kamufle ediyoruz? Çene dolgularıyla, jawline dediğimiz o çene hattı dolgularıyla bu gıdı bölgesini aslında bir çadır gibi germiş oluyoruz. Ve biz buraya geldiğimiz zaman tabii ki burada çok fazla yağ yoksa yani çok yağlı bir gıdıysa zaten ne kadar gererseniz gerin çok kamufle edemezsiniz. Ama yine de bu çeneyi belirginleştirdiğiniz zaman buradaki yağ pedini biraz kamufle etmiş oluyorsunuz. Ben ona çekmece etkisi diyorum aslında. Yani çenesi küçük olan, çene hattı zayıf olan kişilerde ister istemez hani çekmece geride kalırsa evet. Burada bir birikinti oluyor. Çekmeceyi öne çektiğimizde, doldurduğumuzda oradaki o şeyi de çadırımsı görüntüyü de gidermiş oluyoruz. Tabii yağ birikintisi varsa onu da bir şekilde belki medikal uygulamalarla da uzaklaştırabilirsiniz. Evet. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Bu mezoterapi hep anlattık. Cilt kalitesini artırıyor, vitamin enjeksiyonu dedik ama mezoterapi aynı zamanda mezoterapik içerikler aynı zamanda yağ eriten mezoterapik içerikler de var. Yağ hücrelerini kırıyor
ve yağın içtiğimiz suyla birlikte idrardan atılmasını sağlıyor. Biz o yağlanma bölgelerin olduğu yerlere minik minik enjeksiyonlarla, iğneli enjeksiyonlarla yağı kırarak atılmasını sağlayabiliyoruz. Buradaki yağlı görüntüyü azaltmış oluyoruz. Ve kontrollü böylece. Bir işlem tabii ki. Çok, çok kontrollü bir işlem. Ve aslında yağı eritip atarken de sıkılaşma da sağlayan içerikler oluyor bunlar genelde. O yüzden hani içi boşaldı, daha çok sarktı gibi bir problemimiz de olmuyor. İki, kullandığımız ısıl cihazlar. İşte radyo frekans enerjisi, iğneli radyo frekans enerjileri bu konuda gerçekten son zamanlardaki en başarılı yöntemlerden bir tanesi. Ultrason cihazları da var bu konuda. Ama iğneli radyo frekans cihazları son zamanlarda çok daha derine, çok daha kontrollü bir şekilde enerjiyi verdikleri için oradaki yağı küçültüp sıkılaşmayı, hem de ciltte de sıkılaşmayı kolajen sağlıyor. Kolajen sentezini de arttırıyor. Kesinlikle. O yüzden ben bu tarz cihazlarla kombine, dolguyla da kombine yapılan sonuçları çok daha fazla beğeniyorum. Hı hı. Gıdıdan bahsettik. Gıdıyı kamufle ettik ama geldik boyun bölgesine. Bazen böyle boyuna çizgiler oluyor ki çok, tedavisi çok zor biliyorum. Evet. Onlarda neler yapabiliyorsunuz? Boyunda da birkaç farklı yaşlanma süreci belirtisi olabiliyor. En sık gördüğümüz böyle yatay çizgilenmelerin artması. Bu çok fizyolojik bir şey aslında. Çünkü boyun bir eklem bölgesi ve biliyorsunuz biz kafamızı sürekli oynatıyoruz. Eklem bölgesinin dümdüz olma ihtimali yok. Yani o yüzden orada bir takım çizgilerin olması çok fizyolojik, normal. Ama bu çizgilerin derinleşmemesi için ya da bir miktar daha kamufle olması için neler yapabiliyoruz? Bu noktada da aslında kullandığımız gerek hyaluronik asit dolguları olsun ama çok ince, çapraz bağlı ya da çapraz bağsız ya da kalsiyum hidroksit apatit dediğimiz maddeler olsun, bunları da mezoterapi şeklinde kolajen stimülasyonu yaparak, orayı sıkılaştırarak sonuç veren dolgular olsun. Biz bunları da kullanabiliyoruz. Ama buradaki amacımız genel olarak o çizginin içini doldurmak değil. Tamam, bir miktar doldurarak orayı hafifletebiliyorsunuz, bir destek sağlayabiliyorsunuz ama genel olarak oradaki cilt kalitesini artırıp kolajen üretimini destekleyerek sıkılaşma sağlamak istiyoruz ve sağlıyoruz da. Aynı zamanda botoksu da burada kullanıyoruz. Ama botoksu alındaki kırışıklıklar gibi yapmıyoruz. Burada botoksu nasıl kullanıyoruz? Burada platysma kası dediğimiz bir kas var. Yani şu şekilde yorgan gibi burayı sarıyor. O kas fazla kasıldığı zaman bazılarında özellikle zayıf ve yaşı ileri kadınlarda genelde fark edersiniz. Şöyle bantlar oluşuyor. Yani çok aktif olduğunu gösteriyor. Eğer bu kas çok aktifse ne olacak? Burayı daha çok kasacak ve o paralel çizgileri arttıracaktır. O zaman biz o bantları gevşetiyoruz. Ve böylece boyun da biraz daha uzuyor. Böylece Nefertiti boyun dediğimiz boyun ortaya çıkıyor. Aynen öyle. O çene hattımızı da daha belirgin hale getiriyor. Ezgi Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize değerli bilgiler verdiniz. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Evet, bir kısa reklam arası vermiştik. Şimdi devam edelim boyun bölgesinden. Başka neler yapabiliyoruz? Şimdi boyundan biraz daha dekolte bölgesine geçelim ama aklıma gelmeyen başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ne dedik? Boyun bölgesinde boyun, botoks yaparak burayı hem yüzü lift ediyoruz hem çene hattını belirginleştiriyoruz hem de boyunu uzatıp kırışıklıklardan kurtulabiliyoruz dedik. Ondan sonra dolgular yapabiliyoruz, mezoterapiler yapabiliyoruz, kalsiyum hidroksit apatit dolgular, yeni nesil kolajen dolgular yapabiliyoruz dedik. Birazcık daha aşağı indiğimiz zaman, şimdi sana top atacağım. Tamam. şimdi dekolte bölgesi, dekolte güzelliği de gerçekten hani güzel duruyor yani kişilerin sevdiği bir şey bu bölgenin daha güzel görünmesi. Ben buraya mezoterapi uyguluyorum, gençlik aşıları uyguluyorum. Radyo frekans altın iğne cihazı kullanabiliyoruz. Buradaki cilt kalitesini artıran ve ince kırışıklıkları engelleyen, sıkılaştıran. Ama diyelim ki burada gerçekten yağ dokusu çok az olan kişilerde bu bölgenin daha dolgun ve daha parlak cildinin güzel görünmesi için yağ şimdi enjeksiyonu... Dekolte birazcık yağ enjeksiyonu açısından sıkıntılı bir bölge. Çünkü biraz daha alt kısmı. Yani şöyle, ben yağ enjeksiyonunu dekolte bölgesi için şurada kullanıyorum. Mesela çok zayıf bir hasta. Evet. Meme protezi yapacağız.
Zayıf hasta ama zayıf hastalarda bile yağ bulabiliyoruz. Özellikle bacak iç kısmından, bazen böyle işte low handle dediğimiz arka kısımlardan az bir şey yağ dokusu bulabilirsek. Şimdi protez yaptığımız kişilerde zayıf hasta olduğu için ya da cilt kalitesi kötü olan kişilerde protez özellikle dekolte bölgesinde hem doğal durmuyor hem de ilerleyen zamanlarda ödem geçtikten sonra 6 ay 1 sene sonra o bölgede birazcık protezin dalgalanmaları ortaya çıkabiliyor. Cilt ince olduğu için protezin ele gelmesi ortaya çıkabiliyor. Bu kişilerde o geçişi sağlayabilmek için yani bu orta kısımla protez arasında geçişi sağlayabilmek için orada cilt kalitesini artırabilmek ve kalınlaştırabilmek, protezin de belli olmasını engelleyebilmek için yağ enjeksiyonları yapıyoruz. Ama direktman bu üçgene yapılacak işlemler riskli açıkçası. İnce bir cilt, sıkı bir cilt yaptığımız yağ enjeksiyonları orada böyle dalgalanma görüntüsü yaratabilir. İkincisi yapacağımız küçük kesiler bu bölge çok de çok kötü iyileşebilir. O zaman o dekolte bölgesinde kök hücrelerle, egzozomlarla devam. Aynen öyle. Mezoterapilerle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölge birazcık yağ enjeksiyonu açısından sıkıntılı. Sıkı bir cilt, kemik üzerinde direktman bağlantısı var. Oraya yağ yaptığınızda çok kendini belli eden bir işlem olur. Dalgalanmalara çok açık. O yüzden orada sakınmak lazım. Bir de orada yapacağımız küçük kesiler çok kötü iyileşebilir. Yani başımıza bela olabilirler. Ya aslında demek istediğim şey tam böyle protezin üstüne yaptığın yani, olaydı. O benim hoşuma gidiyor çünkü. Meme dekoltesinden bahsediyoruz. Yani onu tabii yapıyoruz. Ama meme dekoltesinin bir tık üstü de kök hücrelerle. Artık orası sizin alanınız. Bizim o alan, bizim için o alan cerrahi olarak riskli alan. Hı-hı. Birkaç bölge vardır vücudumuzda. Cerrahi işlemlere çok kötü sonuç verebilir. Özellikle tam bu üçgen bölgesi. Yani, o zaman orası bende yapacak hiçbir şey yok. Tek çaresizsiniz orada. Özellikle omuzdaki bu aşı yaptığımız bölgede kötü iyileşme olur. Bir de kulak memesinde kötü iyileşme olur. Oralara cerrahi olarak çok dikkat etmemiz lazım. Tamam. O zaman ben yine bir maske tarifiyle lütfen kapatmak istiyorum. Ama bundan önce 2 saniye bir şey soracağım. En üstünde de bu dekoltede bahsettiğim bütün uygulamaları yaparak cilt kalitesini artırarak yaşınızı ele vermenizi engelleyebiliyoruz. El üstünde yağ enjeksiyonu ben de çok sık yapıyorum ve çok güzel oluyor. Evet. Şimdi size bir kış maskesi tarifi vereceğim yine. 4-5 adet ıspanak yaprağıyla bir tatlı kaşığı sütü blenderdan geçiriyoruz. Ve elde ettiğimiz bu karışımı boynumuza, dekoltemize, ellerimize, yüzümüze sürüp bir 15-20 dakika bekleyip ılık suyla yıkıyoruz. Gerçekten böyle biraz sıkılaştığını, cilt kalitesinin birazcık arttığını hissedeceksiniz. Tabii ki evde yaptığımız karışımlar bizim yaptığımız uygulamalara bir eşdeğer değil. Ama evde ne yapılabilir diye soran izleyicilerimize küçük bir maske tarifi. O zaman ıspanak yemeği yaparken 3-5 yaprak ayırıyoruz. Bu tarifinizi uyguluyoruz. Aynen öyle. Ezgi Hocam teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. İnşallah evde uygulayacağız bunları. Ben de teşekkür ederim. Sizden de çok güzel bilgiler dinledik. Sağlık ve yaşam rehberinin sonuna geldik. Programlarımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya yeni bölümümüzde tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Hoşça kalın.